Bursa'da bir iş anında önce patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. Osman Gazi ilçesi Heykel Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı iş anının çay ocağında patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. Bölgede devriye gezen bekçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını diğer katlara sıçramadan söndürdü. Patlamanın şiddetiyle binanın hemen yanında bulunan beyaz eşya dükkanında camların kırıldığı görüldü. Olay yerinin 10 metre ilerisinde yakıt bidonu bulan ekipler kundaklamadan şüphelenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde babasına kızan bir şahıs evi yaktı. Olay Gemlik Doktor Ziya Kaya mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre babasıyla kavga eden şahıs ikamet ettikleri evi ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken dairede hasar oluştu. Can kaybının yaşanmadığı olayda şüpheli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Beni ilgilendirmez. Nedenini sorunu yap. 400 lira için kan aktı. Bir kişi yaralandı. 3 kişi gözaltına alındı. Olay Osman Gazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerindeki bir parkta meydana geldi. Suriye uyruklu iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce bıçaklar çekildi, taraflar birbirine girdi. Bıçak darbelerinin isabet ettiği bir kişi yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler olaya karışan 3 yabancı uyruklu kişiyi gözaltına alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kocasını öldürmüştü. Mahkeme hem tahrik hem de iyi hal indirimi verdi. Olay Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde 2018 Haziran'ında meydana gelmiş. İpek Tuncer, eşi Zülfikar Tuncer'i Tekke mahallesindeki evlerinde bıçaklayarak öldürmüştü. Olaydan sonra sokağa çıkarak yoldan geçen polislere "Kocamı öldürdüm, çocuklarıma sahip çıkın" diyerek teslim olan kadın gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Hakkında kasten öldürmek suçundan dava açılan İpek Tuncer'in yargılaması tamamlandı. Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti sanık hakkında kasten eşini öldürmek suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını tahrik indirimi uygulanarak önce 20 yıla, iyi halini de göz önüne alarak 18 yıl 4 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi. İki çocuk annesi kadın yıllarca bana şiddet uyguladı, sapıkça isteklerde bulundu diyerek savunma yapmıştı. Bursa'da kaybedenin olmadığı voleybol şenliği gerçekleştirildi. Voleybol sporunun Bursa'da daha da yaygınlaşması adına çok güzel bir etkinliğe hep beraber şahitlik ettik. Şenlik, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokol kapsamında Fethiye Spor Kompleksi'nde yapıldı. Bravo. Okul sporlarını, özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın sporla buluşmasını çok ama çok önemsiyoruz. Sporun bir yaşam biçimi haline dönüşmesi gerektiğine direkten inanıyoruz. Şenliğe 17 ilçede daha önceden düzenlenen mini voleybol turnuvaları sonucu belirlenen 4. sınıf öğrencilerinden oluşan kız ve erkek takımları katıldı. Aferin. 55 takım ve 550'ye yakın öğrencinin katılımıyla müsabakadan çok şenlik havasında geçen etkinliğin kaybedeni yoktu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aylinur Aktaş da çocukların heyecanına ortak oldu. Çocuklarla voleybol oynadı. Bursa'da Meksika rüzgarı esti. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Meksika müziği konseri verdi. Orkestra şefi Dahan Doğu'nun yönettiği konserde keman sanatçısı Marta Olvera da yer aldı. Manuel Ponce'den keman konçertosu, Arturo Moncayo'dan Huapango, Arturo Marquez'den La Conga del Fuego ve Danzón No. 2 gibi eserler orkestra eşliğinde seslendirildi.
Gece müzikseverlerden tam not aldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir maymun ortalığı birbirine kattı. Burhaniye mahallesinde nereden kaçtığı bilinmeyen maymun etrafa saldırdı. İhbar üzerine harekete geçen İnegöl Belediyesi ekipleri ağaçlara ve çatılara çıkan maymunu yakalamaya çalıştı. Maymunun Şakir Lakşe İlkokulu çevresindeki ağaçlara çıkıp yaprak yiyerek karnını doyurduğu görüldü. Tedirginliğe neden olan maymunun iki kişiyi yaraladığı öğrenilirken zaman zaman gözden kaybolup sonra tekrar ortaya çıkan maymun uzun uğraşlar sonucunda yakalandı. Baharın gelmesiyle birlikte Türkiye üzerinden göç eden pelikanlar İnegöl Barajı'nda renkli görüntülere sahne oldu. Güneyden kuzeye doğru göç eden yüzlerce pelikan İnegöl Boğazköy Barajı'na uğradı. Herkesin ilgisini çeken pelikanların zaman zaman İnegöl semalarında uçması renkli görüntüler ortaya çıkarttı. İnegöl'de barajda bu yıl ilk kez görülen pelikanlar leyleklerle birlikte baraj sularında yüzüyor. Bazen sürü halinde olan pelikanlar bazen de ikişerli olarak görülüyor.